Bizim sıkıntımız kendimizi hiç layık olmadığımız halde daracık bir menfeze hapsetmektir. 3-5 kuruşluk bir prestij elde etmek için. Onun için diyorum yamaçlara gidelim. Yamaçlarda 1-2 katlı evler yapalım. Varsın küçük olsun evlerimiz ama kalbimiz geniş olur. Evde bırakın benimle beraber yaşlansın. Çocuğum tamir etsin tekrar. Hocam öncelikle çok teşekkürler bugün bizi burada ağırladığınız için. Estağfurullah. Bizi memnun ettiniz. Hocam müthiş bir çocukluğunuz var. Böyle büyüklerin dizlerinin dibinde, böyle hikmet dolu sohbetler eşliğinde büyümüşsünüz. Sonra Vefa Lisesi'ni bitiriyorsunuz. Evet. 1959 yılında ve İTÜ İnşaat Fakültesi macerası başlıyor. Evet. İnşaat Fakültesi sizin için birçok tercihten biri miydi yoksa idealist bir hedefle mi seçtiniz? Hayır. Rahmetli pederin isteğiydi. Daha doğrusu emriydi. Hiç seçenek yoktu o zamanlar. Ben bunu böyle söyleyince genç arkadaşlar hayret içinde kalıyorlar. Valla böyleydi yani. Ataerkil bir aile, çevre. Bunun dışında bir başka dünya düşünemezdik. Peki böyle bir dünyada hemen gelir şimdi. Siz nasıl rasyonel düşünebiliyorsunuz? Nasıl kendinize bağımsız hissedebiliyorsunuz? Veya birazcık daha amiyane konuşursak nasıl kendinizi ezik hissetmiyorsunuz? Vallahi hiç hissetmiyorum yani. Çünkü şundan dolayı o dünya çok büyük bir medeniyet tasavvurunun pratiğe dönük haliymiş. Yani etrafımdaki insanların rasyonalitesi bir manada belki biraz despotizmi kendilerinden kaynaklanan bir despotizm değilmiş. İslam medeniyetinin genç bir insana çizdiği çizgilerin net bir şekilde anlaşılmasını ifade eden bir ciddiyetiymiş o. Tabii şimdi anlıyorum. Başlangıçta sıkılmadım mı? Tabii ki sıkıldım. Onu da itiraf edeyim. Ama şimdi görüyorum ki bir büyük medeniyetin hayata geçişi, yani yaşanır halde oluşu ve orada o medeniyetin ana kaynaklarına yapılan atıflar. Mesela şöyle söyleyeyim, gerek peder, gerek valide, gerek büyük valide, gerek dayılarım bir şey söyledikleri zaman bunun ya bir sünnet-i seniye, ya bir kelam-ı kibar, ya da bir ayet meali olduğunu bir şekilde bize hissettirirlerdi. O anda hissetmesek bile bir sonraki zamanda hissederdik. Bu tabii çok büyük bir yapının içinde sizin de varoluşunuz. İnşaat Fakültesi'ne gelince peder de biraz sordu, soruşturdu, etüt etti. Akrabadan vardı çünkü mühendis, mimar olanlar. Sen buraya gideceksin dedi. Biz de eyvallah dedik ve gittik. Hocam ama siz buradan iyi bir çıkış yolu bulmuşsunuz. Çünkü birçokları sizin işte şehir, kültür ve medeniyet konuşmalarınızdan, şehre ve yaşama biçimine ilişkin anlattıklarınızdan sizin mimar olduğunuzu düşünüyorlar. Ha şöyle, ben üniversiteyi bitirdim 64 Haziran'ında. O arada cuma namazlarına gidiyoruz biz üniversite civarındaki camilere, mescitlere. Taşkışla'da okudum. Aşağıdaki büyük Dolmabahçe Camii kapalıydı, depoydu orası. Gümüşsuyu'nda ve işte o civarda park otelinin arkasında küçük mahalle mescitleri vardı. Oraya da İnşaat Fakültesi'nden bir asistan abimiz geliyordu. Başka da gelen giden olmazdı yani diğer akademik kadrolardan. O abimiz vesile oldu ve ben o sene Eylül ayında Mimarlık Fakültesi'nde yine mesleğimle alakalı olarak yapı mühendisliği kürsüsünde ki o zamanki adıyla yapı statiği betonarme kürsüsü göreve başladım. Böyle gelişti yani. 40 yıl mimarlarla çalıştım. 64-2004. Bu arada şunu da ifade edeyim. Yaptığım her işi ciddiye alan bir insanım. Bunu böyle bilerek yapmıyorum. Yani merak ediyorum ve kendim bir şekilde bir tatmine ulaşmadan o işin peşini bırakmıyorum. Zannederim bir arka plan oluştu. Bir olayın bir boyutu bu. Bir diğer boyutu da şöyle, 40 yaşında doçent oldum. Ondan sonra bu yaptığım işin, yani teknik hizmetin, bu biraz bilim, biraz da uygulama bizim işimiz. Yani mekanikle uğraşıyoruz ama bu mekaniği malzeme bilimiyle takviye ederek bir şey üretiyoruz. Bunun arka planında, bunun sosyolojik boyutun ne olduğunu merak edince iki tane üstadla bunu istişare ettim. Bir tanesi merhum Mehmet Genç, benim Mehmet abim. Bir tanesi de o berhayat Profesör Doktor Cengiz Dökmeci. Onlar da bana bilim tarihi okumamı önerdiler. Bilim felsefesi okumamı önerdiler.
Böylece tabii ki bilim felsefesi, bilim tarihi, oradan mühendis olduğum için teknoloji tarihine geçtim. Ve biraz da işte bu 40'lı yaşlarda iyi kötü insan ekonomiye merak eder, iktisat nasıl bir şeymiş filan diye. Hatta mühendislik ekonomisi diye bir ders de verdiğimi hatırlıyorum. Bir iki üniversitede, kendi üniversitemde dahil olmak üzere bir arka plan oluştu. Arka planı da tabii bir konuyu öğrenince veya öğrendim zannedince anlatmazsanız o eksik kalır. Onları da işte insanlara sunmaya çalıştım. Böylece bir resim ortaya çıktı. İnsanlar da beni, mesela beni ilahiyatçı zanneden de var, tarihçi zanneden de var. Yok ben bir düz mühendisim. İTÜ inşaat çıkışlı. Böyle bir insanım yani. Ama biraz okuyorum, biraz merak ediyorum. Sonra bu meraklar profesyonel bir boyuta, yani akademik bir boyuta dönüştü. Bir vakıf üniversitesinde aşağı yukarı 8 senedir bu ilgilerim üzerinden yüksek lisans doktora seminerleri yönetiyorum, tezler yaptırıyorum. Böyle gelişti olay yani. Hocam, mimarlığa yönelmiş ve onunla ilgili eğitim almış olmanız sizin mühendislik yapma biçiminizi değiştirdi mi? Tabii. Ne anlamda değiştirdiniz? Şöyle değişti, yumuşadı. Yani bir başka partnerle çalıştığınız zaman sizin şunu görüyorsunuz, o partnerin de en az sizin kadar söz hakkı var ve bir ortak çözüm. Tabii o zaman yani bu kesin bir, bu başka çözüm yoktur, bu böyledir, bilim bunu söylüyor demezseniz. Mesela ben deprem vesilesiyle televizyonları seyrediyorum. Orada bir takım bilim adamları bu böyledir diyorlar. Halbuki o bilim adamlarının mutlaka sosyologlarla, din adamlarıyla, ekonomistlerle temas etmesi lazım. Ama o zaman da işte özgürlüğünü kaybediyor. Halbuki çözüm çok sosyal hadisede. Ve ortak çözüm, yani birlikte karara varılacak, çözülecek. Sadece benim dediğimle olmaz iş. Hocam şöyle bir sözünüz var. Toplum ve eylemler şehri her an inşa ediyor. Siz şehri inşa ediyorsunuz ama şehir de sizi inşa ediyor. Tabii. Peki şimdi içinde yaşadığımız, o çok da memnun olmadığımız bu kent parçasında böyle bir sarmala girmiş gibiyiz. Biz yaşadığımız şehri çok sevmiyoruz ve o yarı memnuniyetle yaşadığımız şehir de bizi çok mutlu olmayan insanlara dönüştürüyor. Nasıl kırılır bu zincir? Bu zincir şöyle kırılır. Tabii bu teorik bir söz şimdi yani. Ama söyleyeyim. Siz kendi değerlerinize göre bir şehir inşa ederseniz, kendi değerlerinizin yaşandığı bir mekan ve bir hayat tarzı inşa ederseniz bu zincir kırılır. Şu anda biz kitle olarak söyleyeyim, değerler olarak, iç dünyamız olarak İslam medeniyetinin değerlerini muhafaza ediyoruz içimizde. Çok da büyütmeye gerek yok. Mesela hala merhametliyiz. Yani bir modernist gibi rasyonel değiliz bu konularda. Şefkatliyiz. Hala seviyoruz. Bu çok önemli bir şey yani. Ama aynı zamanda modernitenin biçimlerinden de çok mutluyuz. Yani modernitenin getirdiği teknolojik üstünlük ve onun getirdiği biçimlerden de çok mutluyuz. Bu ikisini birleştirmek istiyoruz. Bunlar birleşmez, onu size söyleyeyim. Birleşmeyeceği için de ne ondan ne ondan vazgeçebiliyoruz. Tam modernist olsak daha rahat edeceğiz. Tam Müslüman olsak hem dünyada ve tam hem de ahirette rahat edeceğiz. Şu anda sıkıntımız o. Yaşadığımız şehir modern bir şehir. Özellikle son depremdeki apartmanları görünce bunu daha iyi anladım. Bir taşra burjuvası çıkmış. Orada da bir apartman coşkusu oluşmuş. Şimdiki halde bu ikilem böyle devam ediyor. Çok da kolay çözülen bir ikilem değildir bu, onu da size söyleyeyim. Kendi medeniyet değerlerimize uygun bir hayat biçimi geliştirebilirsek, bu çağa hitap eden, bu çağdaki realiteyi reddetmeyen ama onu uysallaştıran, dönüştüren. Bunlar çok yuvarlak laflar, onun da farkındayım ama bu mümkün, yapabilirsek bunu. Bunun da birinci kademesi istinadır. Yani modernitenin size sunduğu büyük imkanı dikkatle ele alıp gerektiği kadar ondan istifade etmek, gerekmeyen tarafını bırakmak şeklinde. O zaman düşündüğümüz gibi veya sevdiğimiz gibi bir şehir kurabiliriz ve o şehirde mutlu oluruz. Bu açıdan baktığımız zaman son cümledir bu. Kapitalist ve pragmatist Amerikan mantalitesiyle Manhattan, New York tam üst üste düşerler, örtüşürler. Ve orada onu görürsünüz yani o pragmatik kapitalist Amerikan mantalitesiyle New York, Manhattan hiç çelişkisiz bir bütünlük arz eder. Burada Manhattan yapmaya kalkarsanız toplumun bir kesimi ondan istifade eder ama büyük bir kitle ondan mutlu olmaz. Çünkü arkadaki değerler Manhattan'ı oluşturan değerler değildir.
hala. Hocam sizin İstanbul'la ilgili çizdiğiniz bir zaman doğrusu var. Diyorsunuz ki 1970'lere kadar şehir pitoresk bir güzellikti. Evet. Ama 50'lerde başlayan kat karşılığı şehri dönüştürüyor ve 90'lardan sonra şehir bitiyor. Evet. Ya bir anlamda İstanbul'un tarihi kimliğiyle modern bir Avrupa şehrine dönüştürülme çabası karşı karşıya geliyor. Biraz doku uyuşmazlığı oluyor aslında. Ciddi öyle. Şunu merak ediyorum. Biz güzel kentler kurabilmiş ve onlarda yaşayabilmiş bir toplumuz. Tarım toplumu zamanında. Biz o bilgiyi, o know-how'ı ne zaman kaybettik ya da neden kullanmıyoruz? Şundan dolayı benim bu son 10 yıllarda çok üzerinde durduğum konu, sanayi devrimiyle dünyanın ekseni değişti. Yani üretim farklı bir banda, farklı bir yola girdi. Sanayi devrimini biz yapmadık. Zaten yapmazdık da. Fakat sanayi devrimi oldu. O olunca ona uygun bir hayat tarzı, ona uygun biçimler biz üretemedik. Ve bu halen devam ediyor bu sıkıntı. Üretmeli miyiz? Evet, üretmeliyiz. Ama Müslümanca üretmeliyiz. Kendi kimliğimizi yitirmeden. Bu mümkün mü? İşte orada biraz problem var yani. Nereye kadar gideceğiz ve neyi alacağız, neyi bırakacağız? Eski İstanbul'a baktığım zaman, ki onu ben kısmen yaşamışım, tabii içinde yaşarken fark etmiyorum. Sonra elimden gittikten sonra, bir de dünyanın diğer şehirlerinde iyi kötü yaşadıktan sonra onu görüyorum. Eski İstanbul, yani benim çocukluğumun geçtiği 40'ların sonu, 50'ler, hatta 60'ların İstanbul'unda, biz hala Osmanlı'dan müdevver İstanbul'u yaşıyormuşuz. İnsanıyla, değerleriyle ve biçimleriyle. Ama o İstanbul'un yaşaması mümkün değil. Çünkü sanayi devrimi oluyor, Türkiye modernleşiyor vesaire. Yeni bir biçim ortaya koyamadık şu anda, sıkıntı odur. Eski değerlerimizi de bırakamadık. Eski değerleri bırakmalı mıyız? Bu da ciddi bir sorudur. Yani Müslüman kimliğinden vazgeçmeli miyiz sosyolojik olarak, onu söyleyeyim. Tevfik Fikret'e göre vazgeçmeliyiz. Ama 1900'lerin hemen başında söylüyor bu sözü. 1900'lerin hemen başındaki dünyaya baktığınız zaman İslam medeniyetinin hiçbir istikbali yok gibi görünüyor. Batı medeniyeti zirvede ve kendi içinde müthiş bir yapılanması var. Bütün problemleri çözmüş gibi görünüyor. Ama Batı medeniyetinin içinden çıkan bazı sezgiler ciddi bir buhranın hızla gelmekte olduğunu söylüyorlar. İki tane büyük dünya savaşı diyorlar ona. Modernitenin kendi iç savaşları, dünya savaşı değil. Dolayısıyla Batı uygarlığı da ciddi bir krizde şu anda. İslam medeniyeti yok olacak derken önüne yeni bir fırsat açıldı. Çünkü modernite, yani insan varlığının bütün gücü ve enerjisiyle dış dünyaya açılıp kendine bakmaması bir refah getirdi, bir fiziksel güç getirdi ama iç dünyayı tatmin etmedi. Postmodernite bu boşluğu dolduruyor şimdi. Dolayısıyla yani 100 sene öncesine göre İslam medeniyetine önü çok açık. Yapılacak olan şey dünyanın bugünkü şartlarına göre yeni bir biçimler kompozisyonu üretmek, değerleri tekrar ele almak ve bu değerlerle beraber yeni bir biçimler kompozisyonu. Şöyle söyleyeyim, bir defa modernitenin temel motivasyonu nedir? Hırsın önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. İnsan varlığının ihtirasına gem vurmaz modernite. Bizde had diye bir hadise var. O haddi bir gündeme getireceğiz. Dünyayla gerektiği kadar meşgul olacağız. Dünyadan gerektiği kadar alacağız. Ve yeni bir model deneyeceğiz. İşte son şeylerde söyledim, küçük kayıtlar yapıldı. Yamaçlara yerleşelim. Herkes bir ev yapsın kendine. Betonarmeden olabildiğince sarfı nazar edelim. Ahşabı kullanalım. Kerpiç yapalım. Mümkünse çelik profillerle küçük bir şey inşa edelim. Evde bırakın benimle beraber yaşlansın. Çocuğum tamir etsin tekrar gibi. Bu tabii metaforik bir anlatım. Bunu yaparsak toparlarız gibi geliyor bana. Bir de tabii şunu söyleyeyim, biz hiçbir zaman bedbin olmadık hayatta, hep nikbin olduk, öyle öğretildi. Dolayısıyla hiçbir zaman da ümitsizliğe kapılmadık. Niye olmasın diyoruz ve olması için de hem dünya gözüyle çalışıyoruz hem de dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Bizim öyle bir özelliğimiz daha var, dua ve iltica diye bir argüman var elimizde bizim. Hocam demin siz bahsettiniz kısaca ama şimdi Türkiye'nin en güncel konusu deprem. Evet. Ve 11 şehir neredeyse yerle bir oldu. Evet. Şimdi bir anda zorlu hava şartları, üstüne doğanın da üst üste sınavları oldu. İnsanlar çadırlarda ve konteynerlerde yaşamaya çalışıyor ve milyonlarca insan. Yani acil bir barınma ihtiyacı var. Bir yandan da o şehri yeniden inşa ederken üzerine kurmamız gereken ilkeler var.
hikayesi ve geçmişi olan bir şehir nasıl baştan kurulur? Ben tabii o şehrin hikayesini bilmiyorum ama size şunu söyleyeyim. Üç tane temel ilke var bu konuda. Bunlardan bir tanesi nispet ilkesi. Eğer İslam medeniyetine göre bakıyorsak hayata, yaratılmış çevreyi de ilahi bir lütuf olarak, ilahi bir eser olarak görürüz. Topografyadan bahsediyorum. Yani bir teknik adamın işte burası dağ, burası vadi, burası plato, burası ova, burası nehir, burası göl olarak gördüğü coğrafyayı bir Müslüman ilahi bir eser olarak görür ve sema ile beraber görür, bitkisiyle beraber görür ve bunu bilir ki kendisi biraz vardır ve sonra gidecektir, başkaları gelecektir. Kim o başkaları? Cenab-ı Rabbül Alemin'in başka kulları gelecektir. Allah abeste iştigal etmiyor. O halde bu yarattığı topografyada da bir hikmet var der. Bu topografyayı sadece insanoğlu değiştirebiliyor. İnsanın dışındaki hiçbir canlı bu topografiyi değiştiremez. Aldığı gibi teslim eder. O halde bu topografyanın nispetine uyarak bunu ihtiyacımız kadar minimal değiştirerek yaşamalıyız. O zaman ovaya 12 katlı binayı yapmayız. Ha o binadan çokça bir rant gelebilir, doğrudur. Çok ciddi bir prestij gelir. Filan zat 12. katta oturuyor şeklinde. Bunlar hep yaşadığımız şeyler. Ama bu prestij ve bu rant bir anda yok oldu yani. Ve oradaki büyük maliyet bütün toplumun üzerine bindi. Hepimize yazıldı o hesap. Bunu da düşünmesi lazım insanların. Neticede birinci ilke, yaratılmış tabiatı bozmamak. Modernistler bozarlar. Orada kendi varlıklarını göstermek isterler, kendi varoluşlarını. Bir Müslüman kendi varoluşunu maddi planda göstermekten hicap eder. Manevi planda da göstermek istemez. Çünkü modernistin varoluşu maddi gücü iledir. Müslümanın varoluşu takva iledir. Takvayı sadece Allah bilir. İkinci prensip, iktifa prensibidir. Birinciyle ilgili, tabiattan, hayattan sizin yaşamanız için gerektiği kadar almanızı öngörür. Dolayısıyla yaşamak için 3+1 değil, 3 oda bir hol, bir oda bir mutfak gerekiyorsa o kadar alın. Ve kötü bina da yapmayın yani. Bu kadar basit hadise. Üçüncüsü de uslup prensibidir. Bir Müslümanın hayatına baktığınız zaman önce orada bir disiplin, bir ciddiyet görürsünüz. Müslüman laubali olmaz. Aynı zamanda vakurdur ve sonra da hilmiyet, yumuşaktır. Ciddiyet, vakar ve hilmiyet. Binalarınızda bunu görmelisiniz. İşte eski binalara baktığımız zaman bunların hepsini görüyoruz eski binalarda. Peki yeni malzemeyle bunlar olabilir mi? Niye olmasın? Ama modernite zihinlerimize öyle prangalar vurmuş ki zannediyoruz ki sadece modernitenin öngördüğü biçimlerle biz bir şey yapabiliriz. Değil pekala, çok farklı şeyler de üretebilirsiniz. Önemli olan sizin iç dünyanızdaki nispet, hiyerarşi, iktifa ve üslubun mekana yansımasıdır. Peki bunu sizce hızlıca inşa etmek mümkün olur mu? Tabii mümkün olur. Yani hiç o şey yapmayın. Ama insanlar bunu yaparken tabiatıyla siz yapı üzerinden bir prestij sahibi olmayacaksınız. Bunun üzerinden size o ne kadar lüks bir villada oturuyor demeyecekler. Bir kenarda görünmeyen bir insan olarak bunu pekala yaparsınız. Ve çok da ucuza çıkar yani. Onu size söyleyeyim. Ama bu bireysel bir hadise değil. Toplumsal bir hadisedir. Ben mesela şimdi bekledim. Bir vakıf çıksın. Desin ki ben arsa üretiyorum veya daire ev üretiyorum, mekan üretiyorum ve bunu ihtiyaç sahiplerine çok ucuza kiralıyorum. Şey diyorlar ki STK, NGO dedikleri, Non-Governmental Organizations, kar amaçlı değil, henüz daha çıkmadı. Bir vakıf çıksın, imkanım vardır benim, bunu yapacağım ve insanlara oturtacağım falan filan böyle hizmet eden bakarsın çıkar yani. Belki duyurmuş olursunuz. Belki de duyurmuş oluruz, evet. O da olabilir. Hocam sizin çok vurguladığınız bir şey var. İnsan yaratılmış olanla temas halinde olmalıdır. Yani ağaçla, gökyüzüyle, tabii, bulutla, güneşle. Çünkü o bize ait. Yani Cenab-ı Allah onu bizim için o şekilde yarattı. İnsan dışındaki hiçbir canlı da bu romantizmi, bu duygusallığı göremiyoruz. Ama insanda var. Yani insan tabiatla ilişki kurduğu zaman oradan bir fayda temin ediyor. O fayda maddi bir fayda ama aynı zamanda o faydanın ötesinde oradan manevi bir haz da alıyor. Bir çiçeği gördüğü zaman ruhu ferahlıyor. Halbuki çiçekten bir şey almıyor. Çiçek ne zaman ki meyveye dönecek, meyvesini yediği zaman faydası olacak. Ama o çiçeği gördüğü zaman insan diyor ki bahar geliyor,
tekrar canlanıyor hayat ve tabiat. Ben de canlanıyorum diyor. Ve Cenab-ı Allah bu duygusallığı insana vermiş. Güneşin batışı, güneşin doğuşu, ışıklar, rüzgarlar, bir sürü. Bu duygusallığı gönlümüzün ilk kademesini harekete geçirmek için vermiş. Bunu bizim ihmal etmememiz lazım. Bu bir lütuf. Ve kitabında da söylüyor, temaşa edin, tefekkür edin diyor ki, o somuttan soyuta doğru yola çıkabilelim. Malumunuz muhabbet kalpte ulaşan bir hadise. Kalbinde ilk harekete geçişi somutun ötesindeki alemle ilişki kurarak başlıyor. İşte bir çiçeğe baktığınız zaman, bir gruba, bir tuluğa baktığınız zaman şunu görüyorsunuz, evet orada fiziksel bir olay var ama onu hemen arka planına geçiyorsunuz. Siz oradan bedi bir haz almaya başlıyorsunuz. Kalp harekete geçiyor, kalp çalışmaya başlıyor. Ondan sonrası zaten kısmet meselesi. Nereye kadar giderse hadise. Hocam bu dediğinizi kent hayatında sağlamış birçok batı şehri var. Yani aslında modernist toplum. Tamam. Siz de Amerika'da, Avrupa'da çokça bulundunuz, yaşadınız da. Tamam. Şimdi oradaki tezat bazen ilgimi çekiyor. Onlar da insan ve onlar da Rahman isminden istifade ediyorlar. Downtown'larda yani şehir merkezinde tabiatı görmek mümkün değil. Ama Amerika'dan söz ediyorum, büyük bir çoğunluğu yani orta hal ve üstü kırsalda yaşarlar. Küçük kasabalarda yaşarlar ve bahçeli evlerde yaşarlar. Bu nimetten onlar da bol miktarda istifade eder. Çünkü Allah Rahman ve Rahim. Rahman bütün kullarını kapsayan bir isimdir, aynı zamanda bir sıfattır. Rahmetiyle bütün kullarına bakar. Hepsini yedirir, içirir, hepsine şifa verir. Hepsini yaşatır ve hepsini öldürür. Bakın ben ayrı görmem onları. Bizim sıkıntımız kendimizi hiç layık olmadığımız halde daracık bir menfeze hapsetmektir. 3-5 kuruşluk bir prestij elde etmek için. Onun için diyorum yamaçlara gidelim. Yamaçlarda 1-2 katlı evler yapalım. Varsın küçük olsun evlerimiz ama kalbimiz geniş olur. Hocam yine şöyle bir sözünüz var. Diyorsunuz ki estetik medeniyet tasavvuruyla şekillenen bir şey. Bir batılının güzel bulduğunu bir Müslüman güzel bulmaz. Tabii. Orta çağda bir Hristiyan'ın güzel bulduğunu Rönesans döneminde yaşayan bir Avrupalı güzel bulmaz. Bulmaz. Şimdi globalleşen dünya, iletişim araçlarının hızı, etkileşimi, tabii küresel markalar hem insanları hem kentleri birbirine benzer hale getiriyor. Yok. Bu sadece küresel akımın bir ürünü. Bu aynı zamanda şey de vardır. Şimdi bunlar sanayileşince Batılılar fiziksel bir güç elde ettiler. Ve bu fiziksel gücü hayatın bütün safhalarına teşmil etmek istediler. Evrensel müzik dediler. Kim o? İşte klasik Batı müziği mesela. Johann Sebastian Bach. Bunun felsefi boyutunu ortaya koyan Ludwig van Beethoven. Niçin evrensel müzik oluyor? Yani buhar makinesi, işlem patlarlı motor, telsiz, telefon vesaire bunlar söz konusu olmasaydı Bach'ı kim tanırdı? İşte Vivaldi 1600'lerde yetişmiş. Itri ile muasır. Itri şakır şakır söylüyor, Vivaldi de söylüyor. Osmanlı hiç Vivaldi çok iyi bestekardır. Ben onun eserlerini okuyayım demiyor yani. Haberi bile yok. Niye haberi olsun ki? Burada Batı'nın sünnüğü fizik dünyada, reel dünyada sizden daha hızlı giden araçlar yapması, topunu daha uzağa atması, haberleşmeyi size göre çok daha kuvvetli yapması. Bunlar ölçülebilen şeyler. Ama insan zihni bunlarla beraber hayata bakıyor. Eğer bunlar dünyanın her yerinde geçerliyse, benim sanatım da böyledir diyor. Felsefem de böyledir diyor. Bir model kuruyor ve siz de ister istemez o büyük teknolojik, yani fizik dünyada ölçülebilen ve sizi ezen üstünlüğün karşısında çok fazla düşünmeden müziğiyle, sanatıyla, estetiğiyle, felsefesiyle bunlar evrenseldir diyorsunuz. Bana göre evrenseli sadece seküler konuşacağım, Tanrı yapar isterse. İnsan evrensel olamaz çünkü insanlar medeniyet değerleriyle yaşarlar. Eğer bir modernite varsa ki var, onun değerleri vardır, onun estetiği vardır, onun felsefesi vardır. Bir de İslam medeniyeti var değerleriyle beraber, onun da estetiği vardır. Dolayısıyla şu anda da modernitenin küresel versiyonu çok sürmeyecek bu. Yani insanlar alıştılar ilk defa sanayi devrimiyle beraber gelen büyük şoku atlattık elhamdülillah. Yani bir problem yok benim zihnimde. Türkiye'de de yok. Olsaydı zaten bir bütünlük olurdu. Karmaşa yaşanıyor ama küreselciler ki çabuk bitecek. Çünkü bir illüzyon küreselciler. Küreselciyi görmüyorsunuz, sadece algıyı görüyorsunuz.
Ama buhar makinesi bir olguydu, patlaya çıktı karşımıza. İçten patlayan motor bir olguydu, o da patlaya çıktı karşımıza. Sonra Türkiye buhar makinesini yapmadı ama içten patlayan motoru yaptı. Elektrikli otomobil de yaptı. Artık Türkiye ben de yapabilirim noktasında. Ve bu çok kısa bir zaman sonra düşünceye, tefekküre ve duyguya da yansıyacak. Bizde de bir şeyler var, bir bakalım. Ki ben onun emarelerini görüyorum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğe umut budur çocuğum. Bu Hasan Ali Bey'in şiiridir, Hasan Ali Yücel'in. Ama insanlar eskiyi unutmuyorlar ve soruyorlar ve merak ediyorlar. Ve eskiye doğru bir merak, bir tutku, bir dikkat var. Eskiyi aynen yaşamayacağız. Ama eski biçimlerde kimliğimizle olan ilişkiyi bulup onu bugüne taşıyacağız ki yapmaya çalıştığım benim budur. Peki hocam, sizce bu mimarlık eğitimine, inşaat mühendisliği eğitimine sirayet etmesi gereken şart, bir şey mi? Şart. Mimarlık eğitimini sirayet ettiremedik ama okul dışında farklı ekoller bir şeyler söylemeye başladılar şimdi. Yani sivil toplum hareketleri var. Ama henüz daha Türk üniversitelerinde modernitenin dışında bir başka mimarlık söz konusu olabilir mi? Bu henüz daha tartışılmıyor. Belki tartışılacak bir müddet sonra. Şu anda modernist Bauhaus eğitimi veriliyor fakültelerde. Ufak ufak küçük yan çalışmalar var ama peki nedir farkı derseniz, farkı şu, biz sadece fonksiyona tabi, o da yani hangi insanın fonksiyonu? Şimdi modern Bauhaus mimarisi fonksiyonu çok ön plana çıkarır, biçimi fonksiyona tabi kılar. Peki hangi insanın ihtiyaçlarına cevap veren fonksiyon? Bu soruyu sormaz. Ben soruyorum. Benim ihtiyaçlarıma cevap veriyor. Ben de bir insansam eğer. Sen tek bir bireysin ama ben de bir sosyolojide yaşıyorum. Benim ciddi bir sosyoloji karşılığım var. Beni neye mahkum ediyor? İşte bunu böyle inceleyip arka plana gelince karşımıza teknolojik üstünlük çıkıyor. Ve bu üstünlüğün ezikliğini Fikret'te çok net görüyoruz. Tevfik Fikret'te. Bize bol bol ziya kucakla getir diyor. Düşmek etrafı görmemektendir. Haluk'u yollarken Glasgow'a, mühendislik tahsiline 1909 falan o yıllar yani. Burada ziya yok, orada var ziya diyor adam. Ziya dediği şey buhar makinesi. Bu yani. Ama şimdi bitti o işler artık. 100 sene sonra döndük. Hatta 113 sene sonraya bakıyoruz. Buhar makinesi bir kenarda kalmış. Türkiye motor yapıyor, elektronik yapıyor vesaire yapıyor. Onlar bitti. Böyle bendeki bilgiler. Hocam, depremde birçok bina yıkılınca sanki insanların şehir tasavvuru da yıkıldı. Yani böyle şehir inşa etmemeliymişiz. Ve herkes tabii işte beklenen Marmara depremini de düşününce dönüp İstanbul'a bakmaya başladı. Biz nasıl bir şehirde yaşıyoruz diye düşünmeye başladı. Sizce böyle bir düşünme biçimine bizi zorladığı için buradan bir dönüşüm çıkabilir mi? Kentleri yeniden inşa ederken sizce bizim yine işte hep söylenen balık hafızalı olduğumuz fikrini bir kenara atıp artık daha derin, daha güzel şehirler kurmamız için bizim için bir güç olacak mı? İnşallah, inşallah. Olabilir. Toplum olarak hangi biçimlerle yaşayacağımıza ve bu biçimlerin ardındaki değerlerin ne olacağına karar vermemiz lazım. Eğer modernist olacaksak bunun bir tutarlılık içinde bulunması gerekiyor. Yani rasyonel değerler ve rasyonel davranışlar. Bunun da Türkiye'deki karşılığı ciddi şekilde bedel ödemektir. Modernite kendi kurallarına uymayan insana ciddi bedel ödetir. Yani eğer adam yanlış yapmışsa o yapıyı toplum bazında da olsa o bedeli devlet ödemez. Yanlış yapan öder. Temel düşünce budur. Anlatabiliyor muyum? Yıllar önce Türkiye'de kapitalist ekonomi gündeme geldi. Kapitalist ekonominin temel dinamiği de faizdir. Bu bir bilgi şimdi bu. Faizin aleyhinde de bulunmuyorum, lehinde de bulunmuyorum. Olayı anlatıyorum size. Ve risk fazla olursa faiz de fazla olur. Türkiye'deki insanlar faizden çok hoşlandılar ve paralarını faize, bankaya yatırdılar. Banker de iflas etti çünkü yüksek faiz veriyordu. Dediler ki devlet ödesin. Devlet de ödedi. İşte burada bir ikilem var. Kapitalist dünyada devlet ödemez. Devlet ödeme kalksa diğer vatandaşlar karşı çıkarlar. Hayır derler. Ödeyemezsin. Çünkü sen bizim vergilerimizle varsın. Bu şimdi devam ediyor. Deprem konusunda da öyle. Toplumsal bir yanlış yapılmışsa, o toplumsal yanlışı yapan
kesim ödemek mecburiyetidir onun bedelini. Ve ciddi bir şekilde ödemek zorundadır. Ama devlet ödüyor şu anda yani. Olay bu. Eğer Müslümansak o zaman haddi bir hadise var. Biraz evvel söylemeye çalıştım. Nispeti bozmayacaksınız, minimal yaşayacaksınız ve üslubunuz ona göre olacak. Bu. Zihnimizin netleşmesi lazım. Siz söylerken bir yandan ben de arka planda düşünüyorum. Peki bir yandan da şöyle düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz yıkım tabii belki 50 yılın, 70 yılın yapılaşmasının bir sonucu. O kadar değil. Bu son 20-30 yılın yapılaşmasının sonucu. Türkiye reel, kitle reel manada kapitalizmi Özal'la tanıdı. Bu geç bir tanışmaydı, tanışması lazımdı. Çok hoşlandı. Çünkü kapitalizm sınır tanımaz, ihtiraslı sınır tanımaz. Türkiye'nin akıllıları fırladı yürüdüler. Daha ve devlet bastırıyordu hadiseyi, kitleyi bastırıyordu. Modernistler kitleyi kontrol ediyorlardı. Ama Özal bariyerleri kaldırdı. İyi de yaptı, yapılması gereken bir şeydi. Şimdi inşallah bu sadmelerle biraz kendimize geliriz. Ne yaptığımızı bir düşünürüz. Ama bu arada küreselcilerle milli devletler çatışıyorlar. Milli devletler hala gerçek bir sosyolojiye oturuyorlar. Çünkü tarihi reddedemezsiniz. Küreselciler de ellerindeki büyük medyatik güçle küresel ölçekte bir algı yönetiyorlar. İnşallah çok büyük hasarlar olmadan bu dönemde biter diye düşünüyorum. Böyle tarihin dönemleri vardır. Büyük Roma İmparatorluğu, dünyanın gördüğü ilk büyük imparatorluk birkaç yüz senede bitmiştir. Parça parça, şimdi Amerika bitmek üzere, Sovyet İmparatorluğu, bizim çocukluğumuzun büyük heyulası, o da bitti, kendiliğinden bitti. Küresel de bitecek bir süre sonra ama faturası ne olacak bunu bilemiyoruz. İnşallah az bir fatura olur İslam toplumlarına, İslam cemaatine ve bütün insanlığa. Hocam sizinle ilk tanıştığımızda bir şey sormuştum. Cevabınız da bana çok güç vermişti. Şimdi belki dinleyicilerimize de verir diye tekrar söyleyeyim. Ümit var mısınız hocam? Her zaman için. Hiçbir zaman için yani. Şimdi bu işte Allah'tan ümit kesilmez, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. O çok had aşmak olur o her zaman için. Ve tabii ki öyle kendi gayretimiz, kendi çalışmalarımız, kalbin ihlası ile devam ediyoruz. Olduğu kadar ama her zaman için yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence çok çok güzel bir sohbet. Eyvallah, sağ olun. Bizim sıkıntımız kendimizi hiç layık olmadığımız halde daracık bir menfeze hapsetmektir. 3-5 kuruşluk bir prestij elde etmek için. Onun için diyorum yamaçlara gidelim. Yamaçlarda 1-2 katlı evler yapalım. Varsın küçük olsun evlerimiz ama kalbimiz geniş olur. Evde bırakın benimle beraber yaşlansın. Çocuğum tamir etsin tekrar.